Bu maliyet hesabını Eray Bey biraz sizin konuşmanızı isteyeceğim. Şimdi bu son işte cumartesi akşamki maliyetler çıkartılmış. İsrail'in savunma maliyetini biliyoruz 1.35 milyar dolar. İran'ın da saldırı maliyeti 250 milyon dolar. Bunlar nasıl hesaplanıyor? Bu, dronlar 20 bin dolar yaklaşık. Dronlar. Bir daha söyleyin. Dron var ya, İran'ın attığı dronlar var ya. Onların tanesi 20 bin dolar yaklaşık. Öyle mi? Evet. Ee, kaç, kaç tane attı onda? İşte o 100 küsür tane, 200'e yakın attı. Ee, gene balistik füzelerin maliyeti var. Yaklaşık 100 bin dolar. Ha, bu hesaplanabilir bir şey. Hesaplanabilir. Yani. Çok zor bir evet. şey değil. Ya. Yani Anladım. üst üste koyduğunuz zaman... Ya İran'ınki böyle hesaplandı o zaman. İsrail'in ki de öyle Ahmet. peki bu, bu nereye harcadı yani bu füze parası efendim bunlar? He, füzeleri durdurmak Tabii. için attığı. Yani füze. o demin anlattım uçaklardan atılan hava hava füzeleri var. Onların maliyeti Demir Kubbe'nin işte 150 milyon dolar tanesi. Bunları hesaplamışlar. O yaklaşık bu kadarlık bir para çıkıyor yani. Yani şunu anlat şunu anlamaya çalışıyorum. Saldırının maliyeti savunmanın maliyeti arasında olağanüstü bir uçurum var. Onu neye bağlıyorsunuz? Ee, yani burada... Savunma daha mı pahalı bir şeydir? E, şimdi şöyle tabii ki e, çünkü burada inisiyatif saldıran tarafta. Bunu attıktan sonra onun düşünün yani o kadar çok yörüngeler, o kadar çok e, rotalar, o kadar çok parametreler var ki hava durumu, yükselti, açı... Ama bu maliyete de etkiler mi? Işte bunların hepsinin hesaplayabilmesi için ilave e, masraflar, ilave teknolojiler, evet. ilave sistemler gerekiyor. O zaman saldıran avantajlı, savunan dezavantajlı. Dezavantajlı. Evet. Öyledir yani. Bakın o yüzden demin ben Yunus Bey'e sorduğumda hani bir gelişme var mı? Dedi ki yeni bildirikler gönderiyorlar, ilave sistemler kuruyorlar. Çünkü e, olası daha büyük bir saldırıda e, karşı tedbir almaları gerekiyor. Ne olur mesela olası büyük bir saldırı? Diyelim ki iki katına çıkardı, 600 füze attı. E şimdi tamam da bunu karşılayabilmek için bunların kuracağı sistemler çok geniş bir alanda daha fazla bir yekün tutacağı için maliyeti de bunun yani şöyle söyleyeyim size. Diyelim ki 500 milyon dolarlık bir saldırı yaptı. Para üzerinden konuşalım. Bunun maliyeti 2.60 milyar dolar olmaz. 4 milyar dolar falan olur. Ha yani çarpan etkisi tabii. Çarpan yani. etkisi olur. Anladım. Yani öyle bir Yani şey o zaman olur. Maliyetli bir saldırı çok daha maliyetli bir savunmayı Kesinlikle. gerektiriyor. Savunma her zaman daha şeydir efendim. Yani bu anlamda büyük bir alanda, çok büyük bir alanda yani Suriye-Irak alanı tedbir alabilmeniz için çok fazla konuşlanma yapmanız lazım. Çok fazla birlik ve silah sistemi, savunma sistemi konuşlandırmanız lazım. Bu da maliyeti arttırıyor. Şimdi bu İran bu kez çok daha farklı saldırırız diye tehdit ediyor İsrail yani diyor ki sen diyor şimdi bana saldırırsan eğer diyor ben diyor bu kez diyor çok farklı saldırırım diyor bu da İran'ın füzeleri İran elindeki füzeler Bunların özellikleri nedir yani bu siz biliyor musunuz bu füzeleri mesela şu nedir yani en babası hangisi bunların yani İran'ın elindeki en böyle önemli Vurma gücü yüksek, etki gücü yüksek füze hangisi? Seçil füzeleri tabii. Yani. Şu mu? Evet, seçil füzesi. Şahap 3 önemli bir şey. Bu mesela seçilin özelliği nedir yani? Ya bu bir balistik, taktik balistik füze diye geçer. Bunu kullanmadılar mı şu son saldırı? Onu bilemiyorum. Yani bildiğim kadarıyla kullanmadılar. Ama şey şahap kullanmış olabilirler. Ama sonuçta bunlar taktik balistik füze diye geçiyor. Ee, ve e, yani yaklaşık menzili de e, işte 2000 kilometre. İçindeki yani farklılığı şu temelde. E, aynı cip, navigasyon güdümleme sistemleri falan aynı ama patlayıcı miktarları değişebiliyor. Mesela bu... Da, Tabii daha fazla patlayıcı. Daha fazla patlayıcı. Şu <laughs> daha. Peki e, bunu e, başlıklarını değiştirerek gönderebiliyor yani. Şimdi başlıklarını... E, <laughs> Ya, ya pat Başlıktan kastım patlayıcı. Ya, Yanlış mı söylüyorum? E, yok. Patlayıcı başlıkta oluyor zaten. E, güdüm sistemi ve e, güdüm sisteminden sonraki belli bir alanda patlayıcı oluyor. E, ancak yani tabii e, en üst versiyon mesela seçil füzelerinin güdüm sistemleri diğer füze sistemlerine göre daha birkaç sistemden oluştuğu için daha etkili. Şimdi mesela bunu biz çıkartmışız böyle İran'ın füzeleri diye. Evet. E, bu böyle dünyada bilinir mi hani? İran'ın gizli saklı füzeleri yok mudur? Böyle her, her şey açık mıdır? Aleni midir yani? Ya evet, artık açık efendim ya. Yani iki kişinin bildiği sır değil. İster istemez törenlerde şurada burada gösteriyorlar. Derhal bunlar modelleniyor, alınıyor, ne olduğunu ne bir istihbarat bilgileri, hangi teknolojilerle az çok yani %99'a yakın kapasitesi belli oluyor. Mesela bunların dışında elinde işte hipersonik, süpersonik, bilmem ne füzeleri falan olma ihtimali yok mudur? yani Ahmet Bey bunlar tabi silah teknoloji silah istihbaratı dünyada çok öncelikli konulardan biridir. Ee, yani çok ben detaylı da gelmeden önce programı araştırdım. Çünkü ilk saldırıda hipersonik füzesi var dediler. O gecede yayındaydık. Yani o şeylerin tamamına baktım. Hipersonik var mı diye. Hipersonik göremezsiniz çünkü. Silah yoktu. Silah istihbaratı diye bir bölüm mü Evet, silah istihbaratı. Hangi ülkenin ne silahları var? Tabii tabii. Bunların çeşitli yöntemleri Peki, var. Peki Türkiye'ye yönelik böyle bir istihbarat faaliyeti yapanlar vardır o zaman? Hani evet. Türkiye'nin ne silahı var, ne yok, ne Türkiye'nin de var istihbarat. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Yani, ee, bakın şöyle bir çok kısa bir şey vereyim. Yani e, askeri istihbaratımız bu noktada çok başarılı. Onu size ha, söyleyeyim. Güzel. E, gerçekten çok başarılı. Geçmişten beri Bunlar bütün dünyadaki gelişmeleri böyle nasıl diyeyim bir e, kuyumcu titizliğiyle toplayıp çok güzel bir sanayi yaratmayı başardılar. Peki. O görünmez kahramanlara da oradaki subaylarımıza da askerlerimize de buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Peki yeni bir soru. İran'ın elinde nükleer silah var mı yok mu? Şimdi bu da çok e, spekülatif bir konu. Yalnız çok çeşitli kaynaklardan araştırdım yine programa gelmeden önce. El netice Hani bir sürü şey var. İşte Rusya'nın... Var, vardığım evet. sonuç... El netice vardığımız sonuç mevcut teknolojiyi silah, e, bir nükleer başlık bir silah haline getirememiş durumda İran'ın. Aldığımız en son kanaat ha, bu. Nükleer, Yoksa nükleer teknolojisi var. Çok güzel. Nükleer teknolojisi var. var. Fakat... Bununla bir silah yapma noktasına henüz erişemedi. E, bir uzmanlık sorusu. Nükleer teknolojisine sahip olmak onu silah e, endüstrisine çevirmek çok zor mudur? O sonraki adım. Zor, zor bir süreç mi? Zor, zor tabii ki. Yani, nükleer teknolojisine sahip olursan o silaha da sahip olursun derler. Ol, o yanlış bir yanlış efendim. Yani nükleer teknolojiye sahip olmak ayrı bir şey. Bunu nasıl diyeyim yani bir e, bir denizin içerisinden bir damla çıkarıp bir silaha dönüştürebilmek o çok ayrı bir şey. Yani Peki. şöyle bir gözünüzün önünde canlandırın Ahmet Bey. Bizim mesela nükleer teknoloji nükleer santral değil mi? Var nükleer santral o, yani, nükleer nükleer var san... Türkiye'nin. Onun böyle bir şu kadarcık bir başlığa sığdırdığınız halde düşünün yani. Evet, Aslında so bunlar birer nükleer santraldir yani peki, bir anlamda baktığınızda. Peki siz yani diyorsunuz ki ben araştırdım, baktım, sağa baktım, sola baktım, açık kaynaklardan evet, gördüm ve, ve vardığım sonuç bu diyorsunuz. Evet. Peki İran bir nükleer silah geliştirmiş olabilir ve bunu gizliyor olabilir mi? Çok zor. İmkansıza yakın bir şey. Yani bu tür şeyler çok gizlenebilecek şeyler değil. Çünkü bir e, komponent yaratabilmeniz için yani bir nükleer başlık yaratabilmeniz için o kadar çok bunun bileşeni var ki mutlaka bu bir şekilde anlaşılır. Yani ticaretinizde anlaşılır. Yedek par yani parçalarıyla anlaşılır. E, işte uzmanlık sahası olan bir takım tesisler kurmanız lazım. Bu mutlaka anlaşılır yani. O zaman İran'dan bir nükleer ama bir çalışma var Ahmet. Bey. Anladım. Evet. onu biliyorum. O zaten evet. uranyum zenginleştirmesiyle evet. başlayan bir süreç o. Evet doğru. O zaman hani e, İsrail dolayısıyla Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya falan bütün bunlar İran'dan kaynaklanacak bir nükleer tehditle karşı karşıya Beklemiyorlar. değiller. Değiller. Olsaydı zaten bunun işaretini alırdık. Öyle bir tehdit Çok görmüyorlar. Çok net. Yani bakın öyle bir şey olsa ama Rusya'da var mesela. Onu, 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 onu İsrail'in İsrail nükleer silahı var Var. var 85. 5 e, Bir bakalım İsrail e 85 de var. Sen füze çok, füze başlığı var. 85. 85. İran'ın onu da araştırdık. İran'ın durumu bu. Şimdi İsrail'in füzeleri. Evet. Ha, Jericho 3 dediğim bakın. Hangisi Görüm o? <gülüyor> <gülüyor> ha Jericho. Hani, Jericho filan dediniz. Ya. Evet evet. Yok ya ben. <laughs> takılıyorum size ya. Yok yok yani hani Jericho Bu nükleer, nükleer başlık taşıyor. Nükleer hangisi? Ha? Ya bunlara şu ikisine şu ikisine nükleer başlık takabiliyorlar. o bir başlık yani. Bu bir başlık, tamam, nükleer ayrı ha, bir konvansiyonel şey. Konvansiyonel başlıkta takabilirsiniz, nükleer başlıkta takabilirsiniz. Peki bu İran'ın elindeki füzelerin o zaman çok daha kuvvetlisi, değil mi? Böyle 4800 kilometre. öyle düşünmemek lazım kıymetli Ahmet Bey. Neden biliyor musunuz? Hani Demir Kubbe olayında anlattım ya. Yani Demir Kubbe'nin hassasiyeti yakın mesafeden 4 derecelik açıya dayanır. Uzun mesafeden istediğiniz kadar füze atın. Bunu karşılayabilirler. Ama burada da şimdi yani bu füzeyi kullandığınız zaman diyelim konvansiyonel başlıkta İran'a karşı, e bunu havada vurabilecek İran'ın teknolojisi var. Ha, yani İran vurur bunu ya. Yani. Sen bunu bu kadar görkemli. Yani görkemli görmemekle. Görme diyorsun. Ha, ama Anladım. bunu mesela nerede kullan? Şimdi öyle bir şeyde kullanırsınız ki. Yani e, dediğim gibi istemiyorum. Yani bazen asker olmanın verdiği zorluklar da var. Yani şimdi yoğun bir saldırı yaparsınız. Bir şeylere angaja edersiniz İran'da, bir boşluk yaratırsınız, bunu kullanırsınız o zaman. Hayır yani... Bunu, Vuramaz. Bir de diyorsunuz yani bunların bir Kullan şeyleri var. Bunların konseptleri var. Konseptleri yani var. Bunu kullanabilmeniz için önce İran hava savunma sistemlerinde boşluk üretmeniz lazım. Anladım. Vurmanız lazım ki bunları vuramasın yani. Yani, yani yorduktan sonra vurmak lazım. Şimdi atmak şöyle, lazım bu diyorsun. bir şey, şemsiye gibidir. O şemsiyede boşluk açmanız lazım ki oradan girsin. Yoksa havada vurur bunu yani. Peki, eee... O zaman şöyle de, yani bu, bu bunun füzeleri şahane, öbürününkü biraz kötü. Aha bu yener yok savaşta. Yani Yok ama tabii İsrail'inki batı teknolojisi olduğu için bir seviye daha teknolojik olarak işte güdüm sistemleri, navigasyon sistemleri vesaire gibi bir de uydu kontrolü falan çok daha etkin bunlarda. Teknolojik olarak biraz daha üst seviye ama neticede hava savunma sistemleri karşısında bunlar da etkisizleştirilir İran tarafından. ya yani Öyle de bir şimdi şey var. Yani biz... dediğiniz doğru aslında. Hani bunların olması birbirlerine üstünlük sağlayacağı anlamına hani geldi. Hani bizim şimdi eski savaşlarda şöyledir ya işte... Ordu elindeki silahlar dizi yazılır evet. ikisi mukayese edilir yani bu kazanır dersin. Evet. Yeni teknolojide böyle bir şey yok, söyleyemiyorsun. Yok. Artık Onu anlatmak taktik, istemiştim. Taktik ve konseptler çok ön plana çıktı. Yani. Bu e, Gazze Savaşı'nda İsrail'den bazı yetkililer dedi ki burada hatta milletvekilleriydi zannediyorum nükleer silah kullanmalıyız dedi. Yani İsrail böyle tehlikeli bir kafa yapısına sahip. Gazze için dediler. Tabii İsmail bakanı dedi galiba. Öyle mi? Yani demişlerdi şimdi İran için öyle bir çatışma olsa haydi haydi bunu söyleyebilirler. İran için değil. Ya sen Gazze için. Gazze. Ki Gazze'de hatta şu denildi. Ya Gazze zaten senin dibinde oraya nükleer silah attın da sen de etkilenirsin. O çok denildi. Iı, saçma sapan. Ama İran için İran söylemiyor. İran için bunu akıllarına getirebilirler. Yani ya o zaman iş başka bir boyuta düşer. O zaman e, siz mi söylemiştiniz efendim bu kara saldırısı konusu var ya. Yani o zaman İran kara saldırısına geçer bu sefer. Yani Yalnız o zaman bütün gücünü, şöyle. gücünü toplar. Doğrudan yani İsrail'e karşı bir kara saldırısı yani başlar. bir insanlık suçu yani. Yani, yani silah ya zaman hiç kimse ülkesinin bu şekilde yok edilmesini asla şey yapamaz. Hazır yeri gelmişken konu yanlış anlaşılmaması için bir ilave daha yapmak istiyorum. Yani çok özür dilerim. O lütfen unutmayın ha, sözünüzü. Tamam. Sen şunu mu sor, söylüyorsun? İsrail'in İran'a karşı bir nükleer kullanma ihtimali var mı? Ya şöyle Ahmet Bey, hep biz Amerika'dan ya İran'ın nükleer silahı var falan diye duyarız. Ama İran'ın henüz nükleer silah e, geliştirecek bir kapasite ulaşmadığı anlaşılıyor. Ama İsrail'in elinde var ve bu İsrail Gazze'ye bile kullanmayı tartıştı. tartıştı. Böylesine tehlikeli bir durum ama bu hiç ya ben bir, bir adım sonrasına geliyorum. İran'a karşı kullanabilir mi hakikaten? Ya hayır bence de yani mümkün değil. Ve İsrail'in elindeki nükleer silahlar envanterde yok değil mi kayıtlarda? Yok. Nükleer yani silah reddediyor. Sahip ülke e, statüsünde değil. resmi olarak yok ama fiilen fiilen var. Fiilen var. Reddettiği halde neden fiilen var diyorsunuz? E çünkü istihbarat işte. Biliniyor, Askeri istihbarat evet, diyoruz ya bu bunların hepsi ta ki yani ya, o istediği ama, kadar reddetsin. Ama yani savunma yetkilisi var, de dedi yani Gazzeye kullanalım dedi. De, gelin ya de ama var. şimdi var ki şöyle o, o çok aptalca bir söz. Yani Ama Türk bazen da, aptallar gerçeği işte söyle. Aptallar ne hani bir şey derler ya ee, özür dilerken şeyini evet. ifadede hatasını da açığa vururmuş. Yani tam bir öyle bir şey yani. Öyle ya tam bir şu aptalca söz. Yani. Haritada değişmeden şey şecaat tarz ederken. Ha, evet evet onu öyle söyler ederler. misiniz Abdülkadir? Merdi Kıpti şecaat tarz ederken? Sıkkateli söylermiş. Söyle. Yani aynen öyle bir durum. Orada öyle bir nükleer silah kullanması demek. İsrailin tamamını yok edersin dümdüz alan çünkü serpintiyi de engelleyecek bir doğal arıza engel dağ falan bak, da yok. Öylesine gözü dönmüş. Bangalak bir tipi bir yani. Aynen öyle yani. Yani. yani çok saçma bir Gazze, laf. Gazze zaten el kadar yer oraya attığın zaman sen de zarar görürsün yani olacak iş değil. Ya biraz önce özür diliyorum zafer. Yani bunların insanlıktan çıktıkları Heh. doğru. Doğru. doğru elinden gelse oraya atar evet, onu atar. ya biraz önce hani o programın başında dediniz ya hani işte İran böyle bir saldırı yaptı ben de yani bunu vurulacağını söyledim ama aynı kapasiteye İran da sahip yani burada taarruz yöntemi taarruz eden tarafa dezavantaj sağlıyor yani İsrail de 600 füze atsa ya da 300 füze eminim İran kamikaze dronlarıyla onun çoğunu zaten Irak sahasında falan vurur yani vurmaz değil Belki biraz daha fazla düşer filan hava savunmada bazı şeyler. Toprak geniş evet, İran'da. Toprak geniş yani dolayısıyla burada İran'ın evet yani askeri kapasitesi şimdi birazdan anlatacağım. E, şeye göre düşük e, neydi onun ismi e, e, İsrail'e göre düşük ama neticede bu taarruz yöntemi gerçekten sonuç alacaksanız sonuç verecek bir yöntem değil. Evet.